Merhaba dostlar. Rüyada sakal görmek ne demektir? Sakal görmek, sakalı sıvazlamak, sakal kesmek, beyaz sakal görmek, sakalında beyazlamış taneler görmek falan. Bunlar nasıl tabir edilir? Bunlardan bahsedeceğiz inşallah bu dersimizde. Efendim rüyada sakal kesmek bir kimsenin mal, para ve itibarının artmasına işaret. Yani bir kimse dediğim rüya sahibi böyle sakalının çok uzadığını görmek, uzun sakallı görmek o da borçlanmaya işaret. Yanlış bir davranıştan sebep üzülmeye işaret. Rüyada sakalının kesildiğini görmek sıkıntılardan kurtulmaya işaret. Sakalını kesmek sıkıntıların gideceği anlamına gelir. Bir kadının kadının kendisini sakallı görmesi o kadının çocuğunun olmayacağına işarettir. Kısırlığa işarettir. Mesela derler ki kişinin rüyasında sakallarını böyle tıraş etmesi, kesmesi heybet ifade eder. Erkek için zenginlik ve şereftir sakal görmek. Rüyada böyle sakalının uzayıp ta böyle karnına kadar ulaştığını gören kimse Mesela i̇şte mal ve şöhret kazanır diye tabir ederler. Ve bunu kazanırken sakalından böyle karnında bulunan miktarca ee, zahmetler de çeker. Anladın mı? Kolay olmaz yani. Biraz zahmetli olur ama kazanır yani elde eder anlamında. Rüyada sakal kesmek, borçtan kurtulmak, hastaysa şifa bulmak manalarına gelir. Rüyayı gören kişinin e, gam ve kederden kurtulacağı anlamına gelir kardeşlerim. Sakal kestiğini görmek, e, mal, mülk ve para biriktirmek anlamlarına gelir. Maddi durumunun düzeleceği anlamına gelir. Bir, bir takım tedbirler alıp böyle maddi olarak sıkıntıları varsa da onun düzeleceği anlamlarına kardeşlerim gelmektedir. Rüyada sakallarını kesmek rüya sahibi için mutluluk verecek bir gelişme anlamına gelir. Böyle beklenmedik bir gelişme sayesinde rüya sahibinin e, hiç para çekmi, para sıkıntısı çekmeyeceği anlamlarına yorulur kardeşler. Ve rüyada e, sakalının böyle biraz uzadığını görmek. Ya yani normal demişse şimdi benim dedim bu kadar sakalım var. Rüyada sakalımın bir tık uzadığını görüyorum normal halinden. O o kimsenin borcuna, üzüntü ve kederine işarettir. Sakalının yere düştüğünü görmek o kişinin vefatına işarettir. Bazı tabirciler rüyada sakalının uzadığını, böyle çok kıllı olduğunu gören kimsenin ömrü ve malı artar diye yorumlamışlardır. Eğer böyle sakal göbeğe indiyse yani çok uzun bir sakal görüyorsa o kimsenin Allah'a itaat etmediğine, inkiyat etmediğine işarettir. Rüyada sakal kesmek heybet ve kuvvet manalarına dükkanlara işaret, ticaret, para kazanmak, kar elde etmek, mal mülk elde etmek, geçim yollarına, kazanca, menfaate işaret eder. Eğer böyle sakalı bir tutam derler ya şu bir tutamdan fazlaysa biraz o ki, e, rüya sahibinin biraz rüyakar bir adam. Yani gösterişli, gösteriş, reklamı seven bir adam olduğunu da işaret eder biliyor musun? Sakalının, kıllarının böyle hani simsiyah. Çok siyah ya. Yani normal siyahın ötesinde bir siyah. Kapkara. Öyle olduğunu gören kimse derler zengin olur. Eğer e, normalde mesela sakalı siyah diyelim rengi Rüyada onu yeşil tonlarında görse diyor. O kimsenin e, miktarı ve sayılması mümkün olmayan bir mülke sahip olur. Yani değerini, adedini, miktarını sayamaz. Malının hesabı yok derler yani. Hadsiz böyle. Böyle bir mal çok aşırı zenginliğe falan işaret yani. Evet. Rüyada mesela sakalları kestiğini görmek yine farklı kaynaklarda değişik yorumlar olduğu için ben hepsini sizlere paylaşmaya çalışıyorum. İzzet ve ikbal anlamına gelir. Gelecek anlamına gelir. İyi bir gelecek yani. Sakallarının böyle sarıya yakın tonda olduğunu gören kimse fakirlik veya hastalığa düşer diye yorumlanır kardeşler. Rüyada eliyle böyle bir adamın sakalını tutmuş böyle onu hani çektiğini görmek o adamın malına varis olacağını, mirasçı olacağını işaret eder. Eğer kendi sakalını böyle noksan ve hafif ancak yakışıksız olmadığını yani hafif ama yakışıksız değil, çirkin değil yani güzel böyle normal kararında gördüyse bu kişinin eğer borcu varsa borcunu öder. Eğer işleri güçse kolaylaşır. Eğer üzüntüsü var, kederi var o Allah'ın izniyle gider sakalının çok az ve yakışıksız olduğunu görse o kimsenin diyor şerefi gider ve halkın yanında hor ve hakir olur. Rüyada sakal kesmek kardeşler güç ve kuvvet simgesidir. Kendi sakalının yarısının gittiğini görse diyor o kimsenin izzet ve şerefinin bazısı veya malının yarısı gider diye tabir ediliyor. Sakalının yarısının tıraş edilmiş olduğunu gören kimse fakir olur kardeşler. Şöhretinden düşer diye kaynaklarda yorumlanıyor. Bir kimse rüyada böyle sakalını tanımadığı birinin tıraş etse bir kimsenin sakalını rüyada tanımadığı biri tıraş etse o kimsenin şöhret ve rütbesi bildiği bir düşmanı veya arkadaşı veya onun benzerinin eliyle yok edilir hocam. Eğer sakalını tıraş eden kimse, gençse böyle. Şayet ihtiyarsa o kimsenin şöhreti ve şöhreti yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gider. Rüyada başka bir adamın sakalını kestiğini gören kimse bir başka kaynağa göre de o adamın malını yer, mirasını yer. Eğer onun sakalından bir şey alıp yediğini görse diyor, o, o şeyin miktarınca o adama varis olur. Mirasına yani, mirasçı olur. Rüyada sakalının beyaz olduğunu gören kimse şeref ve büyük e, şöhret sahibi olur. Bir kimsenin sakalının ağardığını ve henüz bazısında siyahlıkta, ee, bulunduğunu görmesi o kimsenin metanet ve vakarına işaret eder. Rüyada siyah sakal kesmek malın artmasına işaret eder. Sakalının siyahlığından hiçbir eser kalmadığını gören kimse fakir olur. Şöhret ve mevki elinden gider. Bir kimse rüyasında hanımının karısının sakallı olduğunu görse diyor. O kimsenin malının veya oğlunun malının fazlalığına bir de hanımının da hastalığına işaret eder. Allah'ım muhafaza etsin. Allah şifa versin hastalarımıza. Allah'ım evlerimize, yuvalarımıza huzur bereket versin. İyi geçim versin. Allah'ım darda zorda koymasın inşallah. Rabbim rızası yolundan ayırmasın. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.